baba. Çok az kaldı bebeğim. Bakalım bebeğe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Bence beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor Pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Yaşasın. Bebe, bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet, geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Evet, dur bekle orada, geliyorum. Tamam abi. Ha? Güzel kardeşim, neredesin? İşte buradayım Pepe. Allah seni bebe. Demek benden saklan beni. Şimdi görürsün sen. Yakaladım seni. Ay, yakaladı abi, seni yakaladı. Şimdi ne yapacaksın bana Pepe? Armağanını vereceğim. Ay canım abişim. Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş, ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok seveceğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitabın adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abiş, ben de seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne, söyler misin? Söylüyorum işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha, öyle mi? Ben de sandım ki çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim ikinci öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şuşu. Efendim Pepe? Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama daha ben de Pepe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne güzel bir adı var kitabının. Evet, ben bu kitabı bebeğe armağan olarak aldım. Çok güzel yapmışsın Pepeciğim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Şuşusun. Dinliyoruz şişiyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda... Dağ etek mi giymiş yani? Dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi ya şekli. Oraları mı şuşu? Evet Pepeciğim. Aa tamam. Bak benim eteğim de böyle gittikçe açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şuşu. Evet, bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli. Yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır. Herkese, hayvanlara, insanlara kızar. Ağzında bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Hiç. Geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şşt, sen nereden çıktın oraya? Git de git. Şöyle. Aa yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet, gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kuş çocuğu görmüş. Ay. Bana yardım edebilir misiniz acaba? Buraya sıkıştım. He? Sen de kimsin? Benim adım Sevgili Kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sıkıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Sen nereden çıktın ki şimdi? Bıraşırım bir sürü beni of. Ay, ay. Senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Çok teşekkür ederim. Ha? Güçlü çoban. Tamam hadi bak işine. Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş. Ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan adı sevgili kız herhalde. Evet çocuklar, aferin size. Devam et Şuş, çok merak ettim neler olacak.
Aradan zaman geçmiş, bir gün dağda yine bu küçük sevgili kız ile sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Hadi size bu tarafa diyorum. Gelin gelin hadi size. Aa, sinirleniyorum bak he. Hadi tek bu tarafa dedim size. He. Allah'ım ya oraya değil. Bu tarafa değil. Köprüye köprüye. Hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Çoban abi. Onlara kızmışsın. Görmüyor musun? Nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onlara hep bağırıyorsun. Sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o köprüden öteki tarafa geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Güzel keçiler tahtada koyulmuş. Ay senin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı, ne kadar güzel hayvanlarsınız. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sihirli sözcük bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi. İzle çoban abi. Sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? He, nasıl yani? Hadi çocuklar gelin. Çoban abi gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Ben zorlaşıyorum, yaşıyorum. Başka görüyorum. Gülünce her şey daha güzel görünüyor. İnsanın içinden hep sarılmak geliyor. Keşke sevmeyi daha önce öğrenseymişim. Koyunlarım, içlerim, çoban oğlan sizi çok seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı, dünyayı değiştiriyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bunu söyleyince artık sevgili bir çoban olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine meğer sevmek ne kadar güzelmiş demiş. Tabii ya, sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü şu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. Sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. Evet kardeşim. Abi. Efendim bebe. Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum.
seni çok seviyorum bebe. Canım abisiyim, canım abisiyim. Aa bak işte bebe, aa bak buldum. İşte koydum. Şu nereye sence? İşte buraya. İşte bu da buraya. Çok güzel oldu abi. Çektim. Merhaba Pepe, merhaba bebe. Merhaba. Merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet, şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa, bir dakika bir dakika, o Zulu değil mi? Evet Zulu. Bizi bu yapbozu Zulu armağan etti Şuşu. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet ama ne? Akıl yürütelim mi? Hadi, harika bir fikir bu. Burada Zulu var, sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir kitap var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır, tüm resimlerde her yerde kitap dolu. Aa, gerçekten Zulu'nun ne kadar çok kitabı var. Evet, Zulu kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha, ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok kitap okuyun diyor. Evet, kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. Hadi o zaman okuyalım. Ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. Aa bebe. Ne oldu abi? Kitaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abi. Kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Bibi arkadaşımız. Zeze, Mim arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. Konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi Şuşu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet, arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. Çok sevdim bunu. Esin kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok, bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. Ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Buna ne dersin sevgili doktor? Sevgili doktora bayılırım. Seçtik Şuşu, al. Ha, sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. Doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir Şuşu. Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi Şuşu? Doğru bir tanem. Hadi başla Şuşu. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor P adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Adına korka varmış ki çocuğu. Şşt, bebe. Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen, aksi bir doktormuş. Aç bakayım sırtını. Şöyle bir duras. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok, iyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Hadi sopamı aldırma elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben. Beni meşgul etme. Ay gittim gittim.
Hasta olan sen misin kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım. Olmaz. Hadi. Aa. Neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen. Dayanamıyorum artık. Gel şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. Onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle? Var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada. Al bak yeni çektirdim daha. Senin bel fıtığın var dede. Ne bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşşt kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Deden iyileşecek merak etme. Ha iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede. Doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler içinde çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Turp gibisin demek çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmene dede. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedemi iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet o kocaman gülen sizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zor ve karışık. İnsan buna alışık. Gülmek mutluluk gelecek. İnsan buna alışık. Gül bak mutluluk gelecek. Gülümsemek sevmek demek. Doktor evladım. Küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor, başınız kalabalık da olsa doktor bey gülmek insana çok yakışıyor. Haydi haydi. İnsanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakışıyor. Bu öyküde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene.
Abi. Ne var bebe? Aa, ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim ben sabahtan beri, dur 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 dur. Abi ama sen. Sus yeter bebe. Şuşu. Bebe ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? Olur mu hiç kardeşim? Sana bak, sen oyun oynadım. Abi iş. Ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. Merhaba bebe. Merhaba şuşu. Nereye gidiyorsun canım? Şilayla oynamaya gidiyorum. Bebe içeride uyuyor. Bugün içim içime sığmıyor şuşu. Bir sebebi var mı canım? Yok. Bazen uyanınca çok mutlu hissediyorum kendimi. Ne güzel. Biliyor musun şuşu? Ben her şeyi çok seviyorum. Örneğin seni çok seviyorum. Annemi, babamı, güzel pedimi, şu ağaçları. Ay! Dur köpüştür oğlum. Seni de çok seviyorum. Senin karnın acıkmıştır. Bekle burada. Al bakalım. Güzel oğlum benim. Nasıl da acıkmış. Bak köpüş kuyruk sallıyor şuşu. Köpekler nasıl mutlu oluyorlar biliyor musun? Nasıl canım? İşte böyle kuyruklarını sallayarak. Köpüş şu anda çok mutluyum diyor. Baksana. Evet bebeciğim. Sevdiğim biri mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum şuşu. Ne güzel bir şey şu mutluluk. Seni seviyorum güzel köpüş. O da beni seviyormuş. Bak gördün mü? Gördüm canım. Bugünkü ilk kalbimi yapıştırabilirim o zaman. Ne kalbi canım? Seviyorsan söyle, oyununu oynuyorum şuşu. Bana sevdiğini söyleyen her kişi için işte tam da buraya bu kırmızı kalplerden yapıştırıyorum. İşte bu ilki. Tamam. Görüşürüz köpüş. Bana beni sevdiğini söyle. Utanma canım. Sıkınma canım. Bana beni sevdiğini söyle. Herkes birbirine sevdiğini söylesin. Şila. Ben geldim güzel Şila. Ne oldu Şila? Baksana bebe, çiçeklerim soluyor. Ne isterlerse yapıyorum. Topraklarını havalandırıyorum. Sularını hep veriyorum. Ama neden soluyorlar, neden mutlu olmuyorlar anlamıyorum. Çiçeklerim solmasın bebe. Onları çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki sevdiğini onlara söylüyor musun Şila? Söylemek mi? Çiçeklere mi? Nasıl yani? Seviyorsan söylemelisin Şila. Güzel çiçekler, tatlı çiçekler. Ay sen ne kadar güzel bir çiçeksin öyle. Sarı yapraklarına bayıldım. Ay senin de şu mor rengin ne kadar parlak. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Güzel çiçekler. Şila da sizi çok seviyor. Hadi sen de sev onları. Güzel çiçeklerim benim, tatlı miniklerim. Sizi solarken görünce çok üzülüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Harika. Gördün mü? Ben onları hep çok seviyordum ama sevdiğimi dokunarak, konuşarak onlara söylememiştim. Söylemelisin Şila. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Bir dakika. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Söyle. İçinden geldiği gibi. Söyle. Beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle, bakma bana öyle. Seviyorsan söyle, bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Güzel bir şarkı bu bebe. Evet, gerçekten harika bir şarkı bebe. Şimdi yaptım. Gerçekten beğendiniz mi?
Evet, kesinlikle çok beğendim. Ben de çok beğendim bebe. Bir daha söylesene canım. Tamam. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Söyle için. Sen ne kadar güzel kalpli bir kızsın bebe. Teşekkür ederim. Güzel kalpli olunca hayat daha güzel oluyor. Ben seni çok seviyorum bebe. İyi, canım şişan benim. Ben de seni çok seviyorum Şila. Şila bana sevdiğini söyledi. Bir kalbim daha azıcık. Şila, bebe. Aa, bebe. Hediye gelmiş. Güzel alkış. Alkış. Çok güzeldi. Dur, bebe dur. Canım kardeşim. Merhaba Pepe. Merhaba Şila, ne yapıyorsunuz burada? Çiçeklerim biraz solmuştu da Bebe ile onları iyileştirdik. Aa, nasıl başardınız? Onlara sevdiğimizi söyleyerek, dokunarak sevdiğimizi hissettirerek. Ne güzel. Hepsi çok güzel görünüyorlar. Bebe de harika bir şarkı yaptı. Aa, gerçekten mi? Söylesene kardeşim, çok merak ettim. Ha, tamam söylüyorum. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Söyle içinden geldiği gibi. Söyle beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle, seviyorsan söyle. Bakma bana. Seviyorsan söyle. Çok güzel bir şarkı bebeciğim. Teşekkür ederim abiş. Ben seni çok seviyorum abiş. Ben de bebe. Sen de ne? Ben de işte. Abiş anlayamadım ki. Sen de ne? Sen de ne yapıyorsun? İşte ben de yani. Tamam söylesene abiş. Ben de ne demek ki? Ben de seni seviyorum mu demek istiyorsun? Evet bebe. Tam söylesene de o zaman. Senin sesinden duysan ne olur ki? Benim sesimden duyunca hoşuna mı gidiyor? Evet bebe. Şarkıda ne diyordu? Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ama ben diye söyleme. Açık açık. Seni seviyorum de. Peki dinle o zaman. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Dur düşeceksin bebe dur. Pepe beni seviyor, seviyor. O zaman bir kalbim ne oldu? O kalpler ne bebe? Sevdiğini söyleme oyunu oynuyorum. Bugün bana kim sevdiğini söylerse onun için bir kalp yapıştırıyorum. Bak bunu Küpüş söyledi. Bunu Şile söyledi. Bunu da sen söyledin. Çok tatlısın bebe. Merhaba Pepe. Keke merhaba. Bu benim okuldan arkadaşım Keke. Bu da Şila. Benim teyzemin kızı. Bu da Bebe. Kardeşim. Merhaba. 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 Beraber bir şeyler oynayalım mı? Aa, tamam ne oynayalım? Biz top oynayalım mı? Tamam harika olur. O zaman başlıyorum. Keke. Ay. Tuttum. Harikasın Keke. Ay. Pepe. Tuttum. Bebe. Hey, yakalayacağım. Stop. Kimi vursam ki? Beni vurma bebe. Beni de. Beni de vurma bebe. Ama birinizi vuracağım. Ben hiçbirinizi üzmek istemiyorum. Aa bebe, oyun oynuyoruz kardeşim. Ben senin kardeşin miyim ki? Benden küçük olduğum için kardeşim sayılırsın. Ama seni üzmek istemiyorum. Üzülmeyiz gibi bu oyun. Oyunda yenmek de var, yenilmek de. Yani sen istediğini vurabilirsin. Üzülmeyeceğiz valla. Evet bebe, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Evet güzel kardeşim. Kesinlikle kimi istersen vurabilirsin. Bu bir oyun. Tamam o zaman. Şileyi vurdum. Vurdu, vurdu. Atıyorum. Bebe. Keke. Bebe. Keke. Bebe. Ama... Keke. Bebe.
ikiniz oynuyorsunuz, olmaz ki. Ben Keke'yi çok sevdim de abi. Onu atmak istedim. Ben de bebe. Sen dene. İşte ben de. Sen dene yani. İşte bebe, seni sevdim dedin ya. Evet dedim. ben de dedim. Sen de derken, sen de ne yaptın yani? Yani.